Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için minik porsiyonlu köstebek pastalar hazırladım. Yapılışı çok basit. Bütün püf noktalarını ben videoda çektim. Mutlaka videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca güzel bir yerlerinizi de bırakırsanız çok sevinirim. Hemen videonun yapılışıyla başlayalım. Kekimizi çırparak tarifimize başlamak istiyorum. 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker. Şimdi mikserle bir 5 dakika güzelce köpürene kadar çırpıyoruz. Ardından diğer malzemeleri ekliyorum. Yumurta ve şekeri kabarana kadar çırptım. Şimdi 1 çay bardağı sıvı yağ kekimize ekliyorum. Ardından yine 1 çay bardağı sütü ekliyorum. Şimdi 5-10 saniye mikserle tekrardan çırpıyorum. Ardından kuru malzemeleri ekliyoruz. Kuru malzeme olarak 2 su bardağı un, 2,5 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Hepsini eledim bir kabın içine ve şimdi karıştırmak istiyorum ve mikserle çırpıyorum. Kekimizi çırptım. Bir fırın tepsisinin altına yağlı kağıt serdim. Bu arada fırınımı 170 derecede açtım. Şu an fırınım ısınıyor fanlı ayarda. Keki dökmek istiyorum. Tepsimize keki güzelce bir spatula yardımıyla yayıyorum. Mümkün olduğunca aynı yükseklikte olsun çünkü bir tarafı ince bir tarafı kalın olursa yamuk pişecektir kekimiz. Aynı zamanda ince bir kek olduğu için de pişme süresi çok uzun değildir. Fırına koyduktan sonra unutmayın. Şimdi ben keki önceden ısıtmış olduğum fırınımıza gönderiyorum. Bir spatula yardımıyla kekimizi fırın tepsisine güzelce yaydım. Ayrıca kekimiz ince, pişme süresi çok uzun olmayacaktır. Şimdi keki önceden ısıtmış olduğum sıcak fırına gönderiyorum. Fırından çıkarmış olduğum kek soğudu. Şimdi yuvarlak yuvarlak kesmek istiyorum. Böyle bir kalıbınız yoksa yuvarlak herhangi bir şeyle de tabii ki kesebilirsiniz. Şimdi kesmiş olduğum kekleri içinden çıkartıyorum. Bu kenarları zaten ufalayacağız. Tam istediğim gibi kekimiz pişti. Şimdi bunları ben bir servis tabağına almak istiyorum. Şekilleri orada vereceğim. Şimdi tepside kalan kekleri böyle elimizle kum gibi olana kadar ufalıyoruz ya da isterseniz rondodan da çekebilirsiniz ama hepsi incecik olması gerekiyor. Daha sonra bunları da bir tabağa alacağım. Ve en son tabii ki köstebek pastanın olmazsa olmaz en son üzerine bu kırıntılarla süsleyeceğiz. Köstebek pastamızın krema kısmını hazırlıyorum. Bunun için 2 poşet krem şanti, bir kutunun içine 2 poşet oluyor. Bir kutuyu kullanıyoruz ve 1 su bardağı soğuk süt. Krem şantiyi çırparken mutlaka sütümüz soğuk olsun. Buna dikkat edelim. Şimdi mikserle kabarana kadar çırpıyorum. Krem şantimizi çırptım. Şimdi içine çikolata karıştırmak istiyorum. Damla çikolata kullanabilirsiniz ya da benim ekleyeceğim biraz daha küçük bir çikolata. Bir kahve fincanı yeterli gelecektir. Şimdi krem şanti ile karıştıralım. Bu arada kekimiz de fırından çıktı, soğudu. Birazdan onları yuvarlak yuvarlak dilimleyeceğim. Keki ufalayacağım. Muzları ve kremayı da ekleyeceğim. Bu kadar yeterlidir. Şimdi bunu ben daha rahat sıkabilmek için krema sıkma torbasına dökmek istiyorum. Keklerimizi de ufaladım. Şimdi 2 tane muzu soydum. Sanırım 2 tane muz yeterli gelecektir. Böyle dilimleyelim. Her dilimin ortasına bir tane muz koyalım.
Kremamızı krema sıkma torbasına koymuşum ama krema sıkma torbanız yoksa eğer normal kaşıkla da bu işlemi yapabilirsiniz. Ve döndüre döndüre köstebek pastalarımı hazırlıyorum. En son tabii ki kaşıkla birazcık düzelteceğim. İçinde bol çikolata var. Eğer küçük damla çikolatalarınız yoksa normal bitter çikolataları bıçakla küçük küçük kesip krem şantinin içine ekleyebilirsiniz. Yapılışı çok basit bir pasta. Kalıp kullanmadan fırın tepsisinde çok kısa sürede hazırlanıyor. Hiç denemediyseniz mutlaka bu tarifle denemenizi tavsiye ediyorum. Burada kremaları da sıkmaya devam ediyorum. Şimdi bir tatlı kaşığıyla sıkmış olduğum kremayı çok hafif düzeltiyorum. Yuvarlak yapıyorum. Tek yaptığım işlem bu. Birazdan da kek kırıntılarıyla buluşturacağız. Ve pastamız hazır olmuş olacak. Şimdi hazırlamış olduğum kekleri şöyle önce bir her yerine bulayalım. Ardından elimizle de ekleyebiliriz. Ayrıca krema bu aşamada birazcık yamuk olabilir ama kırıntıları ekledikten sonra elimizle de üzerini düzeltebiliriz. Her yerini kapatacak şekilde keklerden her yerine düzgünce koyalım. Köstebek pastalarımı servis tabağına aldım. Şimdi bir tanesini kesip içine bakmak istiyorum. Gayet yumuşak kesiliyor. Sizlere içinde yakından göstereyim hemen. İçi çikolatalı, muzlu, kremalı, porsiyonlu köstebek pastalarımız artık servise hazır. Çok güzel oldu. Şekilleri de çok güzel oldu. Kalabalık misafir için de çok ideal. Çünkü çok fazla çıkıyor bu tariften. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Başka videolarla görüşünceye kadar hoşça kalın.